Oğlu Gençlik Merkezi Spor Kulübü oturarak voleybol takımıyız. Sporcularımın hepsi bedensel engelli. 15 tane lisanslı sporcum var. 11 tanesi müsabakalara katılıyor, müsabak sporcum. Doğuştan engelli olan sporcularımız var. Sonradan iş kazası, elektrik çarpması, yüksek kattan düşen sporcularım, ampute sporcularım var. İsmim Nihal Tanrıkulu. 31 yaşındayım, evliyim. 2 yaşında bir oğlum var. Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde voleybol antrenörlüğü yapıyorum. 5 yıldır görevdeyim. 2014 yılında federasyon tarafından tüm voleybol antrenörlerine para voley anlamında kurs verildi. 2016 yılında biz de bir takım oluşturma kararı aldık. Uygun olan 3 kişiyle antrenmanlara başladık. Sonrasında da 3'ken 5 olduk, 5'ken 10 olduk. Şu anda 15 tane lisanslı sporcum var. İsmim Zafer Sak. İstanbul 1980 doğumluyum. Bolluyum. Bolu'da yaşıyorum. Emekliyim. Evliyim. İki çocuğum var. Bir oğlan bir kız. Kendim 1,5 yaşındayken çocuk felci geçirdim. Kaba kulak hastalığı geçirmişim. Yanlış iğne sonucu çocuk felci geçirdim. Voleybola 10 ay önce Sabri abi diye bir abimiz var. O çağırdı. Onun sayesinde başladım. Adım Sabri Güleç. Kayseriliyim. Ama 33 yıldır Bolu'da yaşıyorum. Evliyim. 4 çocuğumuz var. Bir kamu kurumunda 25 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben çocuk felci geçirmiş olduğum için, çocuklukta da olduğu için bunu hiçbir engel olarak görmedim yaşamım boyunca. Bu nedenle mahalle arasında arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Yerde oturarak voleybola bir arkadaşımın ısrarlı telkinleri oldu. Başladım ve yaklaşık 1,5 yıldır yerde oturan voleybol takımında oynuyorum. İsmim Şükran Güleç, 51 yaşındayım, emekliyim. Engelli kişilerin kendini ifade etmesi, o topa vururken hani ben de varım demesi çok güzel bir olay. İlk başlarda hani ilk yapamaz gibi geliyordu. İşte top hiç elime falan değmemişti. Onun yanında da hep koltuk değneği kullandığım için yere doğru kollarım uzanıyordu. Şu an 1,5 yıldır bayağı güzel topa da artık hani hakim olabilir halde geldik. Önceden hiçbir spor yapmamıştı. Şimdi hepsi benim gözümde sporcu. Düzenli antrenman yapıyorlar, düzenli besleniyorlar. Ama bir 3 yıl önce onlar işte tedavisini gören belki diğerlerinin gözünde bir hastaydı, engelliydi. En az haftada 3 gün antrenmanlarımız var. 1,5 saatte önce amacımız eğlenmek, birlikteliği sağlamak. Sonrasında da teknik çalışmalar yapıyoruz. Ben 1,5 saat boyunca sadece antrenörüm onlar için. 1,5 saatin dışında abla da oluyorum, anne de oluyorum, arkadaş da, sırdaş da her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden ne geliyorsa yapıyorum. Akşam 7.30'dan sonra antrenmanlara gidiyoruz. Çünkü takım arkadaşlarımın çoğu çalışıyor olduğu için onların mesai saatlerine göre bu durum ayarlandı. Herkes işini gücünü bırakıp gece mesaisine giden arkadaşımız var. O bile yani uykusundan kalkıp buna geliyor. Çünkü isteyerek yapıyoruz. Başarılı olduğumuz bir dal. Süper Lig'de 10 takım, Birinci Lig'de de 13 takım var toplamda. Liglerimizde bayan ve erkek sporcularımız birlikte müsabakalarda yer alabiliyor. Normal voleyboldaki kurallar neyse orada da geçerli. Tek fark biz oturarak oynuyoruz. Kalçanın kesinlikle yerden kalkmaması gerekiyor. Sağ uçlarımız da 6 metre, 10 metre. File yüksekliğimiz de 1,15. Yani yerde oynamak gerçekten çok zor. 80-90 kilo bünyenin eller üzerinde sağa sola kayması ayak engeliyle beraber inanın çok zor. O dengeyi sağlayıp o topa vurmak gerçekten çok zor. Diğer spor dallarını falan da hani bu sporu seçmeden önce incelemiştim. Bir şekilde hani diğerleri hep bir materyal falan kullanılarak yapılan sporlardı. Yerde oturan voleybolda hiçbir yan araç yok. İster istemez de daha çok efor sarf ediyorsunuz ve de çok daha çok kayıyorsunuz. Kollarınızın oldukça, ayaklarınızın oldukça kuvvetli olması gerekiyor. Takım arkadaşlarımızdan tabii elinde, kolunda, bacağında, değişik yerlerinde engel olan arkadaşlar var. Biz orada bütün oluyoruz. Birimizin ayak engeli var, birimizin kol engeli var. Oyunun durumuna göre o ona yardım ediyoruz, o bize yardım ediyor. Devam.
hiçbir zaman sert bir antrenör olmadım. Evet, iletişime geçmek çok zordu. Çünkü nasıl davranacağımı bilmiyordum. Onları kırmaktan çok korkuyordum. Yanlış bir şey söylemekten. İlk başladığımda engel durumlarını bile sormaya çekiniyordum. Raporlarını istiyordum. Ama sonrasında evet, onları tanıdıkça hep onlara karşı nazik ve kibar olmaya çalıştım. Küçüklükten beri hep stres, sıkıntılarla büyüdüğümüz için, yani ilkokuldaki ezilmeler, okul hayatına gezilmeler, iş hayatına gezilmeler bizi etkileyerek geldiği için bizim biraz daha çabuk sinirlenme problemimiz var. Sağ olsun Nihal Hoca çok sabırlı. En büyük bizim başarımızın sebebi Nihal Hoca. Bütün ihtiyaçlarımızı bizden daha önce düşünüyor. Onlarla ilgili tedarikleri sağlamaya çalışıyor. Antrenmanları tek başımıza yapmak tabii ki zor. Çünkü hem onlara bir şey gösterirken hem dağılan topları toplamak zor oluyor. Bu anlamda da Çilem Hanım bize çok yardımcı. Sağ olsun hiçbir maddi beklentisi yok. Bize destek oluyor. Üniversiteden de ders anlamında farklı branşları tanımak için gelen öğrencilerimiz oldu. Ama ortamı o kadar çok sevdiler ki, hocam biz de destek olalım size. Biz elimizden geleni yapalım, vicdanlı öğrencilerimiz. Sağ olsunlar. Takım içerisinde başarının olabilmesi için antrenmanlara devamlı katılmak gerekiyor. Bizim de maddi destek olarak bir kazancımız olmadığı için gönüllülük olarak devam ediyoruz. Sağlık açısından bakıyoruz. Etap maçlarına da gittiğimizde çok ciddi bir mutluluk yaşıyoruz. Bolu'dan çıkmamış sporcularım var. Onlar il dışına gidiyoruz. 3 etap dediğim gibi. Aksaray, Karaman, Konya, Ereğli her yeri geziyoruz. Deplasmanlara gittiğimiz zaman ister istemez gittiğimiz yurtlar bizim yaşamımıza uygun olmayabiliyor. Banyolar ona göre dizayn edilmemiş olabiliyor. Salona gittiğimizde salondaki bazı alanlar bize uygun olmamış olabiliyor. Ama genelde hani biz bunları engel olarak da çok görmüyoruz. Çünkü onlarla da mücadele etmek zorundayız. Herkese de örnek olmak zorundayız. Her şeyde başarılıydık. Evlendik, işimiz oldu, çocuğumuz oldu ama bir spor dalında faaliyette başarılı olmak bizim en büyük amacımızdı. Artık daha da bir hayat bana güzel gidiyor. Biraz sıkıcıydı. Eve gidip televizyon izliyorduk, çekirdek yiyorduk. Başka yaptığımız bir şey yoktu. Şu anda akşamları spor yapıyoruz. Diğer günlerde takım arkadaşlarımızla toplanıp sosyal faaliyetler yapıyoruz. Hem kişi kendi isteyecek hem de aile desteği ve böyle sponsor desteği çok lazım yani bu tür sporlara yapmak için. Ben öneririm, herkese öneririm. Bir sürü engelli arkadaşımız var. Çok farklı spor dalları var. En uygun olan spor dallarına yönlendirebilmemiz için de destek görmeleri gerekiyor. Benim amacım profesyonel sporcu yaratmak değil. Hepsi sahaya gelsin. Ya ben ona mental açıdan da destek oluyorsam ne mutlu bana. Evden 1,5 saat uzaklaşıp burada farklı bir ortama giriyorsa da ne mutlu bana. İlk zamanlar tabii ki bu kadar iyi değildik. Çünkü biz de öğreniyorduk, onlar da öğreniyordu. Sayı aldıkları zaman bile sanki seti almışız gibi seviniyorduk. Hep şunu diyorum, maç almanız önemli değil. Önemli olan birlikteliğimiz. Çok güzel işler başarıyoruz beraber. Üç yılda Süper Lig'e çıktılar. Şahane bir etap oldu. Biz de emeklerimizin karşılığını almış olduk. Onlar da teşvik oldular. Ne mutlu, doğru yoldayız, doğru işler yapıyoruz demek ki.